Arkadaşlar selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Petrol Kandan Ağırdır kitabının bölümlerini birlikte hızlıca okuyoruz. Burada önemli bir konu var. Suudi Arabistan dediğimiz zaman yıllara göre ve tabii resmi kaynaklara göre değişiyor ama kabaca dünyadaki petrolün %35'i ile %25'i kestirilebilir. Neden bu kadar büyük oynadığını da söyleyeceğim ama sonuçta dünyanın en büyük petrol kaynaklarından bir tanesi Suudi Arabistan. Diğeri İran'dır. Elbette Rusya, hemen aklınıza Rusya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Körfez ülkeleri, en başta Irak, Venezuela gelir. Fakat üretim maliyetleri ve denize erişme kolaylığı vesaire, bunlar da dikkate alınırsa İran ve Suudi Arabistan'a rakip olabilecek bir ülke yok aslında. Hem petrolün bolluğu hem de yüzeye yakın olması, kaliteli olması vesaire, rafine kolaylığı, denize erişmesi. Bütün bunlar çok önemli unsurlar. Şöyle söyleyelim, sadece Suudi petrolünü kullanacağız desek, bütün dünya birleşse, dünyanın hiçbir yerinden petrol çıkarmayacağız, sadece Suudi petrolü bize yetecek desek, belki 100 yıl, belki daha fazla yetecek petrol var. Tabii diyebilirsiniz, yani nasıl olur işte, petrol bitiyor falan diyorlar. Petrol bitiyor lafı ilk defa 1960'lar için söylenmişti. Gördüğünüz gibi 2020'deyiz. Her zamankinden daha fazla petrol var dünyada. Petrol bitmiyor ve bitmeyecek. Bunun da tabii sebepleri çok. Ana konumuz bu olmadığı için bütün detaylara girmiyorum ama Suudi Arabistan'dan söz açılmışken onu konuşalım. Suudi Arabistan'daki kuyuların aşağı yukarı üçte biri, yani herhangi bir kuyunun içindeki potansiyel petrolün üçte biri çıkartıldığı zaman o kuyu bitmiş kabul ediliyor. Çünkü ilk açıldığı zaman da yerin altındaki basıncın sayesinde enerji harcanmadan çok büyük bir kolaylıkla petrol çıkartılabiliyor. Daha sonraki aşamalarda tabii bölgesine, ülkesine göre değişiyor. Yani kumlu bir alanda petrol çıkarmakla kayaların arasından petrol çıkarmak aynı şey değil. Fakat genel olarak şöyle oluyor. Petrol bir basınç altında olduğu için ilk kuyu açıldığı zaman zaten görmüşsünüzdür, fışkırıyor yerden. Amerika'nın da birçok yerinde böyledir. Sonra bu fışkırma bittiği zaman basit pompalarla çok az enerji harcayarak, çok az boru, motor, pompa vesaire koyarak petrol çekmeye devam ediyorsunuz. Ve %30 bittikten sonra gittikçe zorlaşıyor. Zorlaşıyor derken üretim maliyeti İşte 10, 20, 30 dolardan 40, 50 dolara çıkıyor. Ama mesela Suudi Arabistan'ın karlı değil diye kapattığı kuyular Türkiye'de olsa biz bunları son damlasına kadar kullanırız. Yani tabiri caizse sıka sıka son kuyuların, kayaların içindeki şeyleri bile çıkartırız. Zaten nitekim biliyorsunuz, petrolü az olan ülkelerde, petrolü olup da derinden çıkartan veya miktarı az olan ülkelerde kuyudaki ham petrol bittiği zaman, yani tırnak içinde bittiği zaman, kalan kayaların içindeki emilmiş olan, sünger gibi emilmiş olan petrolü almak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Basınçlı su veya farklı kimyasal maddeler basınçlı olarak yerin altına gönderiliyor. Onlarla karışarak ham petrol yukarı çıkıyor ve yukarıda tekrardan rafine ediliyor. Fakat bunların işte rafine maliyeti yüksek. Bu kimyasal maddeler aşağı yukarı çok az firmanın üretebildiği, yani 5-6 firma üretebiliyor dünyada. Bütün bu sebeplerle Suudi Arabistan işte en kolay kaymağını diyelim, yani yoğurdun kaymağını, biraz yemek gibi bir şey. En kolay petrolü çıkardığı zaman bitiriyor, başka kuyu açıyor, başka kuyu açıyor. Böyle bu şekilde petrol bitti diye kapatılmış birçok bölge var. Bunları da bu sebeple söylüyorum, yani dünyada petrol bitti derken aslında bitmiyor. Bu bir yalan. Ayrıca bütün petrolü çok kolay şekilde, yani kolay veya zor demeden bütün petrolü çıkartıp dünya piyasalarına sunmak Suudiler de dahil kimsenin işine gelmiyor. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar düşüyor. Bu sebeple petrol bitti demek çoğu zaman üretici ülkelerin ve aracı firmaların işine geliyor. Çünkü rafineriler, boru hatları gözünüzde canlandırın. Yani bir basit bir petrol pompasından, yerin altından petrol çıkartan bir sistem düşünün. Bunu işleten mühendisler, teknisyenlerin maaşları
Bu borularla bunun rafineriye taşınması, rafineriden gemilerle Avrupa'ya veya başka yerlere taşınması, bu bir altyapı. Şimdi bu altyapı ile siz petrol taşıyorsunuz, taşıyabileceğiniz, üretebileceğiniz, arıtabileceğiniz petrol miktarı belli. Farz edelim günlük 1 milyon ton. Günlük 1 milyon tonluk petrol 30 dolara satıldığı zaman başka bir şey, 140 dolara satıldığı zaman başka bir şey. Bu sebeple yeni kuyular açıp, yeni riskler alıp, karı azaltmak yerine dedikoduyla, spekülasyonla, çoğu zaman savaşla, terörle bu fiyatlar yükseltiliyor. Şimdi Suudi Arabistan zaten biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Roosevelt el koydu esasında. Güya işte bir barış anlaşması yaptılar. Tedarik anlaşması yapıldı Suudi Arabistan'la. Aslında Suudi Arabistan petrolüne el konuldu. Yani itiraz etselerdi zaten öldüreceklerdi. Suudi Arabistan tarihinde zaten öldürülen prenslere dikkat ederseniz bir dönem ya İngilizlerle ya Amerikalılarla iyi anlaşmışlardır. Arkasından bir şeylere itiraz etmişlerdir ve derhal fişleri çekilir. Yani istihbarat, Suudi istihbaratı tabii ki CIA ajanı kaynıyor, Mossad ajanı kaynıyor. Bunlar artık alıştınız. Bunlar birer komplo teorisi değil. Zaten açıkça İsrailli ajanlar, yani ajanlar derken koruma görevlileri, hatta İsrailli koruma şirketleri Körfez ülkelerindeki birçok prensin, iş adamının koruyucusu durumundadır şu anda da. Açık açık bunları zaten kendileri kendi internet sitelerinde yazıyorlar. Yani referans olarak gösteriyorlar bizi, işte Suudi Arabistan prensi filancayı koruyoruz falan diye. Sonuçta Suudi Arabistan denince bağımsız bir ülke aklınıza gelmemesi lazım. Çok büyük miktarda petrol ve bu petrolü işletip güya satmakla memur edilmiş bazı Suudi vatandaşlar düşünebilirsiniz. Bu insanların bazı görevleri var. Şöyle ki üretilen petrol farklı ülkelere satılsa da biliyorsunuz Amerikan dolarıyla satılıyor. Dolar dışında bir parayla satılmamasını sağlayan bir rize anlaşma yapıldı. Hem Suudilerle hem diğer Körfez ülkeleriyle. Bu anlaşmaları da bozan, altın karşılığı veya başka bir şey karşılığı petrol satmaya çalışan ülkelere darbe yapılıyor veya savaş açılıyor. Irak, Libya, Venezuela, bunların son örnekleri. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Suudi Arabistan'ın güya sattığı petrolün parası nereye gidiyor? Çünkü güya sattığı diyoruz. Esasında o Amerika Birleşik Devletleri ve Rockefeller'ın sattığı bir petrol gibi düşünülebilir. Çünkü duyarsınız Türkiye'de işte Afrika'da şurada açlık var, Müslümanlar şöyle şöyle sıkıntılar çekiyor, Suudiler niçin yardım etmiyorlar? Esasında çoğu transaksiyonda, yani çoğu işlemde para zaten Suudi Arabistan'a hiç gelmiyor. Amerika'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki bazı bankalara para yatırılıyor. Ve bu paranın yattığına dair bilgi Suudi Arabistan'a gittiği zaman gemilere petrol yükleniyor. Bu bakımdan Suudilerin eline para değmiyor desek doğru olur yani. Çok fazla gerçekten uzaklaşmış olmayız. Suudi Arabistan'da kurulmuş bir sistem var. Bu sayfada esasında detayları, bu sistemin kuruluşunu anlatıyoruz. Kimler hangi ipleri çektiler, hangi görevliler hangi rolleri oynadılar. Ve sonunda şöyle bir manzara çıktı, ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan esasında Amerika'nın gizli kasası oldu veya Amerikan derin devletinin gizli kasası oldu. Şimdi burada bir ayrıma daha dikkat çekmek lazım. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Amerika Birleşik Devletleri deyince işte halkın oy kullanarak seçtiği bir başkan var. Bu başkanın atadığı bakanlar var veya işte orada biliyorsunuz sekreter deniyor bunlara. Senatörler var, işte halkı temsil ediyorlar vesaire. Demokratik bir ülke aklınıza gelmesin. Amerika Birleşik Devletleri gerçek manada halkın yönettiği bir devlet değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bir altyapı var veya derin devlet diyelim buna biz. Onlar da şu anda zaten aynı terimi kullanmaya başladılar yoğun olarak. Deep State diyorlar, derin devlet. Bunu da tabii her zaman gene söylediğim gibi komplo teorileri veya paranoyak bir takım iddialara kapılmamak açısından her zaman görünen şeylere bakmak lazım.
Yani böyleymiş, böyleymiş demişini geçmişte konuşmamak lazım. Suudi Arabistan, pardon, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar değişirken hiç değişmeyen danışmanlar vardır ve bakanlar vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Mesela Henry Kissinger gibi. Daha önce söylemiştik, Henry Kissinger'ın yetiştiği, eğitildiği, burs aldığı bir takım kurumlar var. Ve buralardan geçen kişilere baktığınız zaman Madeleine Albright var mesela. 500 bin Iraklı çocuğu öldürdü çünkü biz Amerika'yız. Sözünün, meşhur sözünün sahibi. Henry Kissinger, bütün Orta Doğu'yu kana bulayan Dışişleri Bakanı. Bunlar ya iç güvenlik danışmanı, dış güvenlik danışmanı, Dışişleri Bakanı gibi farklı roller oynuyorlar. Fakat bakıyorsunuz 10, 20, 30 yıl oradalar. Yani Jimmy Carter varken oradalar. Arkadan Reagan geldi, değişmedi. Obama geldi, George Bush geldi arada. George Bush'un oğlu geldi, değişmedi. Sonuçta şeye kadar, Trump'a kadar mesela değişmeyen insanlar var. Yani nasıl olur? 5-6 defa başkan değişiyor. İşte Cumhuriyetçiler, Demokratlar geliyor, gidiyor. Hep aynı kişiler kilit rollerde, asla iç güvenlik, dış güvenlik, gıda, enerji ve birkaç mesele daha, ilaç sektörü vesaire, bunların kontrolleri asla ve asla başka ellere bırakılmıyor. Yani burada da artık komplo teorisi veya paranoyak bir şey yok. Düşünün ki Türkiye'de CHP iktidarı olmuş, AK Parti iktidarı olmuş ama hep aynı kişiler Dışişleri Bakanı. Yani demez misiniz burada bir tuhaflık var, yani gösteri gibi bir şey oluyor gözümüzün önünde, biz oy veriyoruz falan ama devletin politikasına değişen bir şey yok diye sorgulamanız gerekir. İşte Amerika böyle bir devlet. Senato'nun veya basının veya herhangi bir kontrol mekanizmasının gözlerinin derinden uzak tutulması gereken parasal hareketler Suudi Arabistan üzerinden yapılıyor. Bunu gene az önce açıkladığım gibi rakamlarla, hani gerçek olan biten şeylerle kontrol etmemiz gerekir. Çok basit bir bilgi. Amerika'nın müttefiklerine yapılan yardım Suudi Arabistan'dan gidiyor. Ve mesela 1975'te Suudilerin Amerika müttefiklerine gönderdiği yardım parası 6 milyar dolar. Ve burada tabii 6 milyar doları bugünkü gibi düşünmeyin. Yani çok büyük bir dolar enflasyonu var esasında. 1975'ten günümüze aşağı yukarı 45 yıl yapıyor galiba. Doların satın alma gücü sürekli azalıyor. Bu şartlarda 6 milyar doları belki 60 milyar dolar gibi düşünmeniz gerekir. Ve Suudi Arabistan'ın o yılki gayri safi milli hasılasının %14'ü. Yani düşünün, Türkiye mesela bugün 800 milyar dolar, 800 milyar dolar gayri safi milli hasılası var. İşte belki 1 milyar, 2 milyar dolar dış yardım gönderiyordur. Yani bu 8 %1, %1 bile değil. %1'in 8'de biri. Oysa Suudi Arabistan sadece o sene gayri safi milli hasılasının %14'ünü göndermiş. Yani savunma bütçesinden daha büyük bir parayı yardım olarak dağıtmış. Tabii buna kimsenin inanması mümkün değil. Ve bakıyorsunuz zaten bu paralar nereye gitmiş? Angola, Mali, Malezya, Suriye, Sudan, Güney Kore, Somali, Ürdün vesaire. Buralarda da yani keşke oradaki aç insanlara, fakirlere gitse bu para. Tabii öyle olmuyor. Mesela Angola'da diyelim Rus yanlısı bir idare var. Amerikalılar darbe yapmak istiyorlar. Darbe yapacak olan ekibe para Suudi Arabistan üzerinden gidiyor. Tıpkı Türkiye'deki işte FETÖ'cü darbe girişimine gelen paranın mesela Amerika'dan değil de başka bir ülkeden gitmesi gibi. Böylece Amerikalılar herhangi bir şey ortaya çıktığı zaman, "Ay yok, biz yapmadık, Suudilerin rica işi falan" diyorlar. İş meseleleri örtmek için bir bahane oluyor. Çünkü zaman zaman meclis soruşturması açılıyor. Yani Amerika'nın dediğimiz gibi bir derin devlet var. Bir de halk iradesini temsil etmeye çalışan, bir şekilde adaleti tesis etmeye gayret eden gerçekten dürüst insanlar var. Dürüst savcılar, dürüst senatörler hala var. Az da olsalar, etkileri azalmış da olsa. Bu insanlar sürekli mücadele halindeler derin devletle. Üzerlerine gittikleri zaman, derin devleti köşeye sıkıştırdıkları zaman, paranın Suudi Arabistan'dan çıkmış olması Amerika'nın işine geliyor. Yani derin devletin işine geliyor. Şimdi bu sebeple petrol satışından gelen paranın doğrudan derin devlete veya derin devlet kontrolündeki bir şirkete, bakanlığa vesaire gitmesi değil de
Zahiren Suudilerin elinde kalması bu sebeple enteresan. Oldukça kullanışlı bir şey. Yani bunu şöyle düşünün. Mesela Türkiye'nin Libya'da veya Suriye'de gizli operasyonlar yaptığını ve oraya silah, para vesaire göndereceği zaman Türkiye'den doğrudan değil de Arnavutluk'taki bir bankadan, yani Türkiye'nin NAZ'ının geçtiği bir ülkeden, Bosna'dan, şuradan buradan gittiğini düşünün. Biraz böyle bir şey. Bir tür proxy. Tabii çok büyük bir proxy. Sonuçta Suudi Arabistan'la ilgili aslında söylemek istediğimiz, yani niçin onlara 51. Amerika'nın 51. eyaleti diyoruz. Aşağı yukarı şema bu. Bu sayfalarda detaylı bilgiler bulacaksınız. Ben gene ısrarla tavsiye ediyorum. Yani bizim sözlerimizi, verdiğimiz bilgileri asla kesin, doğru, tartışılmaz bilgiler gibi kabul etmeyin. Bunları birer işaret fişeği gibi kabul edin. Verdiğimiz tarih isimleri, insan isimleri, yer isimlerini kullanarak siz kendi araştırmalarınızı muhakkak yapmalısınız. Sonuçta Suudi Arabistan'ın eyaletleştirilme macerası tabii bugün de devam ediyor. İşte Yemen'de bugün bir yandan silah yıldığını görüyorsunuz, bir yandan Yemen'deki olaylarda Suudilerin oynadığı rolleri görüyorsunuz. Kızıldeniz'in güney çıkışının kontrol edilmesi, Çin'e gönderilen, Sudan'dan Çin'e giden petrolün engellenmesi gibi birçok olayda Suudiler bir takım roller oynuyorlar. Kendilerine verilen rolleri oynuyorlar. Yani Suudi Arabistan'ın da bugün baktığınız zaman olaylara, birçok olaya itiraz edebilirsiniz. Yani Suudiler filan yeri bombalamışlar. Halbuki bu Suudi Arabistan'ın menfaatlerine aykırı. İşte Suudiler Suriye'de veya başka bir yerde bir grubu destekliyorlar. Halbuki Suudi Arabistan'ın menfaatlerine baktığınız zaman bu uygun değil diyorsunuz. Gerçekte bir ülke kendi menfaatlerine aykırı hareket ediyorsa bunu tabii aptallıktan yapmaz. Bu ülkenin yönetimine nüfuz etmiş bir takım güçler var demektir. Bu kısacası bunu gösterir. Şimdi Suudi Arabistan, dediğim gibi biraz hızlı geçtik. Çünkü şeye vakit ayırmak istiyordum. Yani İran'daki rehine krizine vakit ayırmak istiyorum. Daha önce çok az konuşmuştuk Hümeyni'nin iktidara geçişini. Ve Hümeyni, Ayetullah, kendisine Ayetullah diyen bu kişi Fransa'da uzun zaman sığınmacı statüsündeydi. Fransa'da, yani Fransa kendisini korudu, diplomatik ve medyatik destek verdi. Hatta Fransız aydınları bile, yani açıkça dinsiz olduğu bilinen, dine karşı olduğu bilinen kişiler, Sartre gibi, Jean-Paul Sartre gibi, Camus gibi insanlar bu İran'daki dini kisve altındaki hareketlere destek oldular. Bu sorgulanması gereken bir olaydır. Daha önemlisi, dünyanın belki en laik, en ateist ülkesi olan Fransa'nın teokratik bir devletin kuruluşuna, şeriat devleti demek istemiyorum tabii ki, ama İslami olma iddiasındaki veya şeriat devleti olma iddiasındaki, sonuçta teokratik bir devlete Fransa'nın destek olması da aklı olan herkesi de bir şüphe uyandırmalı. Şimdi İran Şahı'nın devrilmesinden biraz geriye gidiyoruz. 1978 ve ne oluyor tam olarak? İran devriminden önce başlayan bir petrol şoku var. Hatırlayacaksınız, 1973'te bir petrol şoku olmuştu. 1979'da küresel petrol arzı azalıyor. Fakat çok büyük bir azalma değil bu, %3, %4 bir azalma. Ama petrol spekülasyona çok açık bir ürün. Yani petrolün azalacağı, gelmeyeceği, savaştan dolayı işte petrol tedarikinin aksayabileceği dedikodulara çıktığı zaman bir anda fiyatlar yükseliyor. Bu amaçla terör yapıldığını, savaş çıkartıldığını defaatle söylemiştik. İşte bu 1978-1979 döneminde de
Petrol arzındaki çok önemsiz sayılabilecek bir azalmaya rağmen fiyat 2 ile çarpılıp 40 dolara çıkıyor. Hatırlayın gene yakın zamana kadar 10 dolar civarındaydı. Yani İsrail-Mısır, Suriye arasındaki gerginlikler tırmanana kadar varil fiyatı 10 dolar olan bir petrolden bahsediyoruz. Libya'dan konuşurken hatırlayacaksınız. Libya'daki petrolün işte 6-7 dolar olması veya 10 dolar olması söz konusuydu Gaddafi'nin başa geçiş sırasında. Şimdi Tahran'da bir Hümeyni'nin başa geçmesi söz konusu oluyor. Ve 1980'de İran-Irak Savaşı başlıyor. İran-Irak Savaşı'nda da bu savaşın gelişimini, farklı cephelerdeki ilerlemeleri takip ederseniz şunu göreceksiniz. Saddam Hüseyin silah olarak çok üstün ve İran'ın ordusu sayıca çok kalabalık fakat silahları iyi değil. Saddam Hüseyin'in elinde modern, o zaman için modern sayılabilecek tanklar var ve hızla İran'ın içerene kadar ilerliyor. Ve İran'ın uzun zaman İran direnemiyor fakat birdenbire büyük bir direniş göstermeye başlıyor. Bu tankları imha edebilmeye başlıyor. Tabii arada ne oldu? Yani baştan niçin bu tankları vuramıyordu? Şimdi vurmaya başladı diyorsunuz. İsrail İran'a uzaktan kumandalı tank vurma silahları veriyor. Bunlar ateşlendikten sonra tankın hareket etmesi halinde sizin roketi yönlendirmenizi sağlayan kablo bağlantılı silahlar. Yani bir roket düşünün, bazen bir antenle ama çoğu zaman bir kabloyla fırlatan askere bağlı ve hedefin biraz şaşması halinde asker füzeyi yönlendirerek tankı vurabiliyor. Oldukça pahalı silahlar ve bunların geldiği yer İsrail. Yani bir yandan İran, İsrail'i haritadan sileceğiz falan diye bağırıyor. Bir yandan İsrail, İran'ın haritadan silinmesine engel olacak olan en modern tank savaş silahlarını veriyor. Bu nasıl oldu? O dönemde aslında ilginç olan bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri seçim dönemine giriyor ve oldukça sıkıntılı bir seçim. Tıpkı şimdi yaşadığımız Donald Trump ve Biden arasındaki seçim gibi. Şöyle ki halk Jimmy Carter istiyor fakat derin devlet bunu istemiyor. Derin devletin istememesinin sebebini de açıklayalım. Jimmy Carter biraz normal bir siyasetçi. Yani birçok bakımdan Kennedy'ye benzeyen bir siyasetçi. Tabii ki herkes gibi bir takım menfaat ilişkileri falan var. Ben asla Jimmy Carter'ın çok dürüst veya melek gibi bir adam olduğunu iddia etmiyorum ama seçmenlerine karşı kendisini sorumlu hissediyor ve Amerika'nın menfaatlerini savunmak isteyen bir insan. Ve bu petrol krizi, yani 73 ve 79 petrol krizlerinin ekonomiye verdiği zararı görerek şöyle diyor. Amerika'nın ithal petrole olan bağımlılığı ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi tehdit edecek noktaya geldi. Bu da tabii çok haklı çünkü Amerikan savaş uçakları kalkamayacak noktaya geliyorlar. Amerikan savaş gemileri petrolsüz hareket edemeyecek noktaya geliyorlar. Bu tabii gerçekte petrol yok değil. Küresel petrol mafyasının yaptığı bir şantaj. Amerikan derin devletinin Amerika'ya yaptığı bir şantaj. Fakat Carter diyor ki madem ki ithal petrol bizi böyle bir darboğaza getirdi, o zaman bundan kurtulalım. Tabii bu ne demek? İthal petrol derken, ithal petrolü hedef aldığınız zaman aslında petrol dolar sistemiyle hedef alırsınız. Yani sürekli dolar basıp doların değerini düşüren, Amerikan halkını fakirleştiren bir Federal Reserve var. Yani bir Amerikan Merkez Bankası var. Ve sürekli petrol basarak, sürekli para basarak, sürekli petrol savaşı çıkartarak bu çarkın dönmesi sağlanıyor. Daha önce anlatmıştık, insan kanıyla Amerikan doları basan bir makina. Ama bu makine aslında Amerika'nın menfaatlerine aykırı. Amerikan derin devletini beslerken Amerikan halkını zayıflatıyor. Parazit gibi bir şey. Bu sebeple burada da karikatürde görüyorsunuz işte şeyin üzerinde, benzin pompasının üzerinde şey yazıyor. Amerikan hükümetinin petrol bağımlılığını durdurmadaki başarısızlığı
diyor. Burada bir rehin alınmış kişi görüyorsunuz ama rehin alınan esasında Amerika'nın kendisi. Evet, Jimmy Carter diyor ki haklı olarak bizim kendi toprağımızda bir sürü petrol var. Yani belki Suudi Arabistan kadar çok olmayabilir. Ama kendi petrolümüzle yaşayalım. Nükleer enerjiyi ile enerji kaynaklarımızı çeşitlendirelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle ithal edilen bir şeye bağımlı olmasın diyor. Dediğimiz gibi bunu başarmış olsaydı, bu hedefe ulaşabilmiş olsaydı Amerika her ülke gibi kaliteli ve ucuz mallar yapıp dünyaya satmak zorunda kalacaktı. Yani o dolarla dünyayı soyan sistem ortadan kalkmış olacaktı. Rockefeller ekibiyle beraber haritadan silinecekti. Bu tabii böyle olmadı. Bunun böyle olmaması için ne yapıldı? Yani Texas ve Alaska petrollerinin kullanılmasını ve Kaliforniya tabii ki bunların kullanılmasını engellemek için Jimmy Carter'ın indirilmesi gerekiyordu. Fakat Kennedy gibi öldürmek istemediler onu. Çünkü zaten seçim geliyor. Seçimde de bir tane yani rakibine büyük paralar vererek seçimi kazandırmaları mümkün değildi. Çünkü Jimmy Carter gerçekten sevilen bir başkan. Halk desteği vardı arkasında. Çok uzaktan favori görülüyordu. Bu sebeple Jimmy Carter'ın büyük bir başarısızlıkla eşitlenmesi gerekiyordu. Yani halkın gözünde başarısız hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun için CIA ve Amerikan ordusundaki derin devlet organları devreye sokuldu. Nasıl yaptılar bunu? Bunu yapabilmek için karşısındaki rakipler Ronald Reagan, mafya ile çok sıkı ilişkileri olan orta kalite bir Hollywood aktörü. Yani siyasette de şey olmayan bir insan. Belli ki derin devletin piyonuydu. Bunu yapabilmek için Jimmy Carter'ı dış politikada başarısız gösterecek. Yani bir felaketle lekelemek gerekiyordu. Bu sebeple İran, bu sebeple diyorum yani tesadüfen diyelim tırnak içinde, İran devrimini destekleyen Hümeyni, ama zaten devrim olmuş yani ülkeyi zaten Hümeyni yönetiyor, ama Hümeyni'yi destekleyen bir grup İranlı üniversite öğrencisi Tahran Amerikan elçiliğine giriyorlar. Ellerinde silah falan da yok doğru dürüst. Parmaklıkların üzerine atlıyorlar ve çok sayıda Amerikalı diplomat ve Amerikan vatandaşını rehin alıyorlar. Tabii film gibi bir şey yani dediğimiz gibi doğru dürüst bir direniş de gösterilmedi. Korkunç uzun sürecek bir rehine krizi. Yani 444 gün, bir yıldan fazla. Biz burada 44 gün medya işlerini geçeceğiz yazmışız ama aslında 444 gün olacak o. Ve Jimmy Carter'a dediler ki İranlıların bu şeyine karşı bizim dişlerimizi göstermemiz lazım. Nasıl yapacağız? İşte Tahran'daki bir stadyuma helikopterlerle ineceğiz. En iyi Amerikan komandoları gidecekler. Ve rehineleri kurtaracaklar. Bizim elçiliğimizdeki rehineleri kurtaracaklar ve helikopterlerle işte yakındaki bir uçak gemisine getireceğiz. Bu da zaten büyük bir başarı olur, işte Amerika'nın zaferi olur falan filan. Jimmy Carter buna yeşil ışık yaktı. Fakat tabii tesadüfe bakın ki, yansıtmak için de tesadüfe bakın ki, gönderilen 8 helikopterden 3'ü arızalandı. Yani düşünün, sadece bir helikopter arızalansa diyebilirsiniz, büyük bir şanssızlık. Ama Amerikan özel kuvvetlerinden bahsediyoruz. Yani ister Türkiye, ister Fransa, ister Amerika olsun, ister Rusya olsun. Özel kuvvetler her ülkenin en iyi askerlerinin artık dişine kadar, tırnağına kadar silahlı, bütün vaktini antrenmanla geçiren insanlar ve kullandıkları aletler, silahlar, en gelişmiş, en modern silahlar, bunların bakımları sürekli yapılıyor. Yani bu şartlarda bir helikopterin arızalanması bile son derece şüpheli bir olayken, 8 helikopterden 3'ünün arızalanması kesinlikle tesadüf gibi kabul edilemez, bir kaza gibi kabul edilemeyecek bir şey. Dördüncü bir helikopter de sanki stajyer çocuklar göndermişiz, yani hayatında ilk defa helikopter kullanan insanlar. Dördüncü helikopter de bir ihmal uçağına çarpıyor ve operasyon tamamen bir başarısızlıkla sonuçlanıyor. İran bu olayı da Amerikan saldırganlığı gibi gösteriyor. Ve rehin alan, yani elçilikteki Amerikalı rehin alanlar İran devleti değil. Yani resmi olarak İranlı öğrenciler. Ama nedense, bu da tabii tesadüf,
Nedense İran hükümeti içeriye askerlerini veya özel kuvvetlerini sokup da o insanları kurtaramıyor. Yani bir grup üniversite öğrencisi hem İran'a, kendi ülkelerindeki polise, askere kafa tutuyorlar, hem de Amerikan ordusuna kafa tutmuş oluyorlar. Bu tabii ki tamamen mantıksız. Yani artık göze soka soka yapılmış bir Hollywood filmi gibi bir şey. Sonuçta her gün tabii ki şu rehineler işte içeride, adı şöyle, çocuğu burada, babası ne düşünüyor falan filan, ağlayanlar, zırlayanlar sabahtan akşama kadar telefonda, şeyde, televizyonda. Amerikan halkının aklı orada. Bizim Amerikalıları kim kurtaracak, nasıl kurtaracak vesaire. Her türlü pazarlıklar filan yapılıyor. Bu arada da gene ilginç bir tesadüf. Ronald Reagan, yani Jimmy Carter'ın seçimdeki rakibi olan kişinin seçim kampanyasını yöneten kişi George W. Bush. Yani Saddam'la savaşacak olan, Irak'a ilk saldırıyı yapacak olan Amerikan başkanı, Irak'ı işgal edecek olan George Bush'un da babası. Hani hatırlayın, Game is over dedi meşhur şeyin üzerine çıkarak, savaş gemisine, uçak gemisinde işte savaş bitti falan diye ilan etti. O kişinin de babası. Ve bu insanlar, yani Bush ailesi, İran'la pazarlık ediyorlar. Fakat artık ne diyeyim, kemerlerinizi bağlayın veya sıkı tutunun diyelim. İran'la yaptıkları pazarlık da aman bizim arkadaşlarımızı bırakın diye değil, sakın bırakmayın diye pazarlık ediyorlar. Rehineleri tabii şeyler, İranlılar bir yandan sonra rahatsız oluyorlar. Yani 3-5 gün Amerika'yı sinir etmek çok eğlenceli olabilir, ama 444 gün, yani bir an için düşünün, Türkiye'de bir Amerikan elçiliğinde veya herhangi bir elçilikte öğrenciler içeri girmişler, işte Belçikalı veya neyse Norveçli insanları esir tutuyorlar. 3-5 gün böyle bir şey kabul edilebilir, ama sonuçta Türk polisi ne yapıyor diye herkes sormaya başlar. Sonuçta devletin itibarı zedelenir iş uzadıkça. Ve İran'da da bu oluyor tabii. Bütün dünyanın gözü İran'da. Çünkü esir alınan kişiler zaten Amerikalı olduğu için büyük bir sıkıntı. Yani çok dikkat çekici bir mesele. Ve İran polisi, İran Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri tamamen baskı altında. Ve İran artık iyice böyle bir terörist devlet gibi gözüküyor, Amerikalıları esir alan kişi gibi. Çünkü bir grup öğrencinin bu kadar büyük bir olayı bu kadar uzun sürdürmesinin mümkün olmadığını herkes aşağı yukarı tahmin ediyor. Buna rağmen George Bush sürekli baskı yapıyor. Aman sakın bırakmayın, sakın bırakmayın. Ve işi işte 444 gün uzatıyorlar. Bu arada tabii ne veriyorlar diyeceksiniz. Para mı veriyorlar, başka bir şey mi? İşte bu olaya başlarken, yani konuya başlarken anlattığımız silahları veriyorlar. Yani İran'ın bir yandan, düşünün, bir İran gibi bir ülkesiniz. Dünyadaki çok büyük işte birinci, ikinci petrol rezervi sizin topraklarınızda. Fakat rejim ne? Rejim Hümeyni rejimi. Yani şahı daha yeni devirmiş. Daha devlet yerine oturmamış. Kurumlar, uzmanlar, atanan kişiler yerine oturmamış. Muhtemelen şah yanlısı, devrim karşıtı bir sürü hareket var ülkede. Bunun yanında Irak'la savaşıyorsunuz. Ve Irak ordusu teknik olarak sizden çok üstün, uçaklarıyla, tanklarıyla sizin üzerinize geliyor. Ya bu şartlarda ihtiyacınız olan silahlar da İsrail'den veriliyor size. Tabii bunun şartı rehineleri bırakılmaması. Evet, akıllara zarar bir hikaye, ama hikaye değil, gerçek. Sonuçta ne oluyor? Jimmy Carter tamamen, yani kendi vatandaşlarını, yurt dışında esir alınmış vatandaşlarını koruyamayan, kurtaramayan, hatta askeri operasyonlarını bile ıskalayan bir adam durumuna düşürülüyor. Beceriksiz, başarısız bir başkan durumuna düşürülüyor. Medya tabii sürekli alay ediyor Jimmy Carter'la. Ve sonunda burada şeyi göstereyim size. Konunun başında bir başka karikatür vardı. Burada da Arms Payoff for Hostage Release, yani rehinlerin kurtarılması için veya kurtarılmaması için silah ticareti ne işaret eden bir karikatür. Evet, sonuçta ne oluyor? İran'ın bu işten kazancı neydi? Evet, silahların alınması. İran-İsrail işbirliği de buradan tabii çok net şekilde ortaya çıkmış oluyor.
Ve eski bir dostluk, yani İran-İsrail dostluğu. İşte bugün de hala birbirlerine şey diyorlar, bizim için en büyük tehdit İran'dır diyor İsrailliler. İran ne zaman konuşsa İsrail'i harita nasıl sileceğiz diyor. Ama bakıyorsunuz ikisi de birbirlerine gerçek manada kalıcı bir zarar vermiyorlar. Göstermelik işte, bazen bir İranlı subay öldürülüyor. Mossad mı yaptı falan diyoruz. İsrail'e bir şey patlıyor, işte Hizbullah bir füze attı falan. Ama gerçekte mesela İsrail'e kalıcı bir zarar vermek isteseler, İsrail'in enerji nakil hatları, enerji üretim tesislerinin vurulması lazım. Yani neden bunu söylüyorum? Yani teröristlere akıl verir gibi olmasın. Gerçekte bir ülke bir ülkeye saldırdığı zaman ilk vurduğu şey budur. Nitekim şeye dikkat edin. Yani İsrail Lübnan'a girdiği zaman göstermelik bir giriş değildi bu. Hakikaten Lübnan'ı tahrip etmek için, Lübnan'ı ezip adeta belki haritadan silmek için diyelim girdi oraya. Lübnan'da kalacak mıydı, kalmayacak mıydı, mümkün müydü ayrı bir mesele, ama Lübnan'a öyle bir darbe vurdu ki o işgalde, bakın bugün hala Lübnan ayağa kalkamadı. Tabii son limanda da büyük bir patlama oldu, ama ondan önce de Lübnan ekonomisi zaten felaket bir durumdaydı. Şimdi Lübnan'ın kötü idare edildiği falan söylenebilir, fakat o İsrail'in Lübnan'a girdiği yıllarda, ilk yani girdiği ilk günlerde diyelim, yıllarda değil, neleri vurduğuna bakın. Bir ticaret merkezi falan vurmadılar. Direkt gidip yolları, köprüleri, iletişim, uydularla iletişimi sağlayan antenler, binalar vuruldu. Enerji nakil hatları, enerji üretim noktaları vuruldu. Ve Lübnan bir daha ayağa kalkamadı. Çünkü böyle bir ulusal altyapının yerine konması ülkesine göre, ülkenin büyüklüğüne göre değişir, ama birkaç, en azından 10 milyar dolarla başlar. Yani bugün bir nükleer santral yapıyorum dediğin zaman 2-3 milyar, 4 milyar dolar harcamanız gerekir. İşte bir baraj, trafoları, nakil hatları vesaireleriyle kabaca bir 1 milyar dolarlık bir bütçenin içinde gerçekleştirilir. O sebeple bir ülke bir ülkeye gerçekten saldırmak istediği zaman, ister bir terörist grubu kullansın, isterse gerçek ordusuyla doğrudan saldırmış olsun, aynen İsrail'in Lübnan'da yaptığı şeyi yapar. Televizyon binaları vuruldu. Bu, dikkatle inceleyin yani bu hedefleri. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bunları yaparken Hitler'e de vururken, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan uzun uzun konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri Hitler'i durdurmak istediği zaman neleri vurdu? Gene Romanya'daki petrol kaynaklarını vurdu, petrol gemilerini vurdu. Japonları Pasifik'te durdurmak istedikleri zaman ne yaptılar? Japonların petrol taşıyan gemilerini, 100'den fazla gemi bir sene içinde batırıldı. Yani bu bir tesadüf değil, her zaman için. Eğer bir ülke bir başka ülkenin gırtlağını sıkmak istiyorsa, vuracağı hedefler daima enerji hedefleridir. Enerji, ulaşım, üretim noktalarıdır. Keza Almanya'daki tank fabrikalarının vurulması mesela, demir yollarının vurulması, buna hiçbir tanesi tesadüf değil. Şimdi İran'la İsrail'in arasındaki şakacıktan kavganın gerçekte bir danışıklı dövüş olduğunu anlatmaya çalışıyorum ve bunun çok eski 1970'lere uzandığını, belki İsrail'in kuruluşuna kadar uzandığını görmek, bilmek, okumak lazım olaylar üzerinden. Sürekli birbirlerini ortadan kaldırmaktan bahsediyorlar, ama gerçekte İsrail İran'ın düşmanı olsaydı, İran-Irak savaşında ne yapması gerekirdi? Ellerini ovuşturması, hatta Irak'a silah ve para yardım yapması gerekirdi. Ki İsrail, pardon, Irak'a savaş yardım yapacak ki İran tamamen ortadan kalksın. Yani Irak işgali altındaki bir İran, tamamen İsrail'in menfaatine uygun olabilirdi. Ama öyle olmuyor. Tam tersini yapıyorlar. Irak modern silahlarla saldırdığı zaman İsrail İran'a yardım ediyor. Bunu kesinlikle akıldan çıkarmamak lazım. Çünkü buna benzer olayların sayısı 1, 2, 3, 4 değil. Yani sürekli olarak İran ne zaman sıkışsa arkasında İsrail'i buluyor. İsrail'den istihbarat, para ve silah desteği alıyor. Tersi de doğru. İsrail de sıkıştığı zaman İran'dan çok büyük yardım ve destek alabiliyor. Evet, burada en son bir noktaya daha dikkatinizi çekip sohbetimizi bitirelim. Burada ne öğrenmek lazım? Dedik, Jimmy Carter'ı başarısız gösterip Reagan'ı başkan seçtirmek istiyorlardı ve bunu başardılar. Ama enteresan olan şu. Reagan başa geçtikten sonra, şimdi böyle bir danışıklı dövüş var. Hani rehineleri aman bırakma falan.
Ne beklersiniz? Bir hafta 10 gün geçmesi ve bunun arkasından işte Regan pazarlık edecek. Yani iyice Regan'ı böyle kahraman gibi gösterecek. Regan'ın saygınlığını arttıracak bir şeyler beklersiniz, değil mi? Böyle olmadı. Ronald Reagan yemin törenini yaptı. Yemin töreninden sadece 5 dakika sonra rehineler bırakıldı. Bu da enteresandır. Yani bu bir kaza değil veya İranlıların işte sabırsızlığından kaynaklanmış bir arıza değil. Burada ipleri çeken kişi Jimmy Carter'ı da ben indirdim. Reagan'ı da ben koydum diyor. Yani aslında vermek istediği mesajı da bir yandan veriyor. Sonuçta başkan da olsanız benim piyonlarımsınız, benim emrimden çıkmayın şeklindeki mesajını böylece vermiş oluyor. Yani rehinelerin kurtarılması veya diyelim kurtarılamaması Jimmy Carter'ın hatası gibi gözükse de kurtarılması Reagan'ın başarısı olamaz. Çünkü daha başkan olalı sadece 5 dakika olmuştu. 5 dakika sonra İran hemen rehineleri bıraktı. Bu da olayla ilgili şeyi görüyorsunuz. Gazete haberini görüyorsunuz zaten. İşte Reagan'ın yemin töreni, karısı Nancy Reagan yanında, Flight to Freedom yani sadece dakikalar sonra özgürlüğe uçtular diyor yani Amerikalılar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tıpkı Hollywood filmi gibi buradan arkasından da yazıların geçmesini bekliyorsunuz. Evet, burada dikkat edilmesi gereken, hatırlanması gereken şeyler neler? Jimmy Carter, Reagan'ın rakibi olan Jimmy Carter, petrodolar mafyasına veya Amerikan derin devletine diyelim aykırı bir takım hareketler yaptı. Amerika'nın yerli petrolünü kullanmak istedi. Amerika'da olan petrolü, kömürü, nükleer santralleri arttırarak Amerika'nın enerji bağımsızlığını elde etmesini istedi. Derin devlet tabii ki buna karşı olduğu için onu başarısız gösterecek bir rehine operasyonu düzenledi. Bu rehine operasyonunda İran hükümetinin oynadığı aktif rolü görüyorsunuz. İran hükümetinin Amerika'nın en kanlı, en şahin kanadıyla işbirliği içinde olduğunu görüyorsunuz. Ve bu suç ortaklığında İsrail'in oynadığı kilit rolü görüyorsunuz. Bu da 1980'de olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani 1970'lerin sonu, 1980'lerin başı. Gördüğünüz gibi 40 yıldır da değişen fazla bir şey yok. Tekrar amacımız yani geçmişi hatırlamak değil, isimler, yerler değişiyor fakat denklem değişmiyor. Genel denklemin yapısı bu şekilde. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki bölümde görüşmek üzere.